güvenlik birimleri bir yandan PKK'ya operasyon yapıyor, bir yandan da örgüt tarafından kaçırılmış ya da kandırılmış isimlere ulaşmaya çalışıyor. Mehmetçik aman dilerine asla zarar vermez. Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan Ani'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadeye Yeni Şafak ulaştı. Ani, Amerika Birleşik Devletleri ve PKK ilişkisini anlattı. ABD'nin PKK'lıları uçakta Kandil'e taşıdığını söyledi. Kandil, barınma alanına gitmek için Haseke'ye gittik. 20 Ekim 2022 gecesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir helikopterle 200 terörist buradan Süleymaniye'ye taşındı. Ben de o helikopterdeydim. Süleymaniye'de KYB'ye ait antiterör birimi binasında 5 gün kaldık. Sonra araçlarla sözde Kandil barınma alanına götürüldük. ABD Ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında ulusal acil durum başlığıyla yayınlanan başkanlık kararnamesini 13 Ekim 2022'de tekrar yayınlamıştı. O dönem buna Türkiye'den tepki geldi. ABD'nin Türkiye'nin kınanmasından bir hafta sonra terör örgütünü helikopterlerle Haseke'den Kandil'e taşıdığı anlaşıldı. ABD'nin terörist taşımakla kalmadığı, aynı zamanda teröristlere uçuş eğitimi verdiği de ortaya çıkmıştı. ABD'den havacılık eğitimi alan PKK'lıların 15 Mart 2023 gecesi kullandıkları iki helikopter Irak'ın kuzeyindeki Duok şehri civarında düşmüştü. ABD'nin Ekim ayında helikopterle taşıdığı 200 teröristin taşıdıkları güzergahla düşen iki helikopterin güzergahlarının aynı olduğu ortaya çıktı.